Hicretin ikinci yılı. Her yıl olduğu gibi yine gölde bu yılda kurban kesim kursu açıldı. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor 622 yılında. 23 sonları veya 24. 3 gün süren kursa yaklaşık 50 kişi katıldı. İnegöl İlçe Müftülüğü toplantısında yapılan teorik eğitimin ardından kursiyerlere İnegöl mezbahasında uygulamalı eğitim verildi. Kıbleye doğru sahilini kullanacak ya. Evet, yok şu an yatırma şekli. Kıble bu taraf. Fazla gelmiyor. Kurbanlık hayvanın yere yatırılması, kesilmesi ve yüzülme işlemleri uygulamalı olarak kursiyerlere gösterildi. Ayıramazsınız. Ayrılmaz. Mecbur oradan tekrar denk getirmeniz lazım. Arkadaşlar bağlama yöntemini gösteriyor bacakları. Güzelce bağlar. 8 şeklinde bağlarsınız. 8. Hayır göster 8'inizi göster. Biraz uzat ipi, uzat ipi. Uygulamalı eğitimin ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, kursa katılanlara önce teorik eğitim ardından ise uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Biliyorsunuz her yıl uygulanmakta olduğumuz belediye başkanlığımız, ilçe tarım müdürlüğümüz, ilçe müftülüğümüz ve kurs verici olarak da halk eğitim merkezi müdürlüğümüz aracılığıyla vatandaşlarımızın daha düzenli, ehil bir şekilde kurban kesimi nasıl icra edebileceklerine yönelik kurs verilmekte. Bu yılda bu kapsamda halk eğitimimiz tarafından yine belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğümüz ve müftülüğümüzün yetkililerince hem pratik hem de teorik olmak üzere kurban kesim kursu verilmiştir. Bu kursa 47 kursiyerimiz, vatandaşımız katılmış. Toplam 19 saat kurs verilmiştir. Buradaki amaç şudur. Neticede önümüzde demin söylediğim gibi bir kurban bayramı var. Hem dini yönden kurbana bir zarar, bir halel getirmeden usulüne uygun olarak kurban nasıl kesilir, onu ilçe müftülüğümüz görevlerince öğretilmesi, verilmesi. Çünkü neticede bu bir ibadettir. Bu ibadetin layıkıyla yerine getirilmesi, kimsenin kestiği kurbanla herhangi bir şüphe karışmaması. Bir bu yönden eğitilmekte. Diğer yönden de yine usulüne uygun, hayvana eziyet etmeden, hani neticede hayvanların derisi de milli servet, ona da zarar vermeden en uygun bir şekilde bu hayvan nasıl kesilir? Bu yönde eğitimler verilmiştir. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ise kursun 3 gün sürdüğünü belirterek verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Kurban kesimiyle alakalı hem teorik anlamında hem de uygulama anlamında eğitimler veriyoruz ve eğitimlerin sonunda da bunlarla alakalı sertifikasyon süreci gerçekleşiyor. Burada tabii İnegöl Belediyesi'nin yanı sıra Halk Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve beraberinde İlçe Müftülüğümüz olmak üzere paydaşlarımız var. Herkes kendi ilgi alanı ile alakalı teorik bilgileri ve belediyemizin veterinerliği de pratik bilgileri, uygulama eğitimini burada veriyor. Bugün de burada bildiğim kadarıyla 70 kursiyerimiz başvuruda bulundu. 47 kursiyerimiz de sertifikasını aldılar, alacaklar birazdan. Tabii ki az önce çok değerli müdürümüz de ifade ettiler. İş ehline teslim etmek lazım. Yani her dönem, her bayram maalesef televizyonlarımızda üzücü haberleri izliyoruz. Yani hem kesilen hayvanlara eziyet olması bakımından hem de kesenlerin kendilerine zarar vermeleri anlamında birçok olaya şahit oluyoruz. Tabii biz bunların yaşanmaması adına burada bu kurumlarımızla birlikte, paydaş kurumlarımızla birlikte bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalar takdim edildi.